Biz Fatsa Meydanı'nda bu sesi Sağır Sultan da duyacak dedik. İşte Sağır Sultan da bu sesi duydu. Apar topar orduya gelip fındık fiyatı açıklamak zorunda kaldı. Açıkladığı 54 lira asla bu halkın beklentilerine yanıt veren bir fiyat değildir. Bu fiyat tefecinin, emperyalist tekerlerin yüzünü güldüren bir fiyattır. Bu iktidar bir kez daha köylünün, işçinin, emekçi halkın değil, bir avuç soyguncunun, bir avuç tefecinin, emperyalist tek elin sözcüsü, iktidarı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi. Ama biz orduya gittiğimizde, o mücadele başladığında 40 liralar konuşuluyordu. 50 lira hayal deniliyordu. Ama bugün açıkladığı fiyat o mücadelenin bir sonucudur. Bütün köylülerin, o meydanı dolduran herkesin bunda bir payı vardır, emeği vardır. Ama şunu çok açıkça söyleyelim. Biz 70 lira dedik, 70 lira hakkımız dedik. Bunu almak için mücadeleye devam edeceğiz. Kur garantileriyle zenginlerin parasını koruyanlar, üreticinin fındığının değerini de korumak zorundadır. Bu fındık fiyatını kabul etmiyoruz. Fındık sezonu tamamlanır tamamlanmaz. Bir kez daha fındık fiyatının açıklanması ve daha sonra da güncellenmesi için mücadelemizi ısrarla devam edeceğiz. Erdoğan bugün bir şey daha söyledi. Terzi Fikri'ye atıf yaptı. Evet, ordu, Fatsa ve bütün memleket Terzi Fikri'yi bilir. Onun köylünün emeğine nasıl sahip çıktığını bilir. Halkın, işçinin, köylünün geleceğine, hayatına nasıl tutunduğunu, canı pahasına nasıl mücadele ettiğini bilir. Erdoğan Kenan Evren'in sözlerini tekrarladı. Biz de Fatsa Meydanı'nda fındıkta sömürüye son diyen Terzi Fikri'lerin sözünü tekrarladık. Bugün herkes Fatsa Meydanı'yla bugün Ordu Meydanı'na iyi baksın. AKP'nin veda senfonisini biz Fatsa'dan çaldık. O iki meydana iyi bakın. Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda umut vardı. Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda bu ülkenin güneşli, aydınlık geleceği vardı. Ve bugün Ordu'da Erdoğan'ın o meydanında çöküş var. Erdoğan'ın o meydanında nasıl bir vedaya gittiklerinin işaretleri var. Herkes şunu çok iyi bilsin ki ezilen halkın birliğiyle, dayanışmasıyla, mücadelesiyle bu saltanata son vereceğiz. Sonunda biz kazanacağız. Ve fındık üreticilerine verdiğimiz, o meydanda verdiğimiz sözü köy köy, ilçe ilçe örgütlemeye devam edeceğiz. Hakkımızı söke söke alana kadar mücadelemiz devam edecek.